Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda namaz kılmak istiyorum ama tam kılamıyorum, nedendir? Böyle bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Malum namaz dinin direği. Es-salatu imadüddin. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Namaz dinin direğidir. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerinde namazı emrediyor. Akimussala, namazı kılınız. İnne's salate kânet alel müminîne kitâben mevgûten. Namaz müminlere belli vakitlerde farz kılındı. Ve bir başka ayette de şöyle bildiriliyor. İnne's salate tenha anil fahşâi vel münker. Namaz gerçekten her türlü fuhşiyattan, her türlü kötülüklerden insanı alıkor. Günümüzde ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası belki Müslüman ama namaz kılma oranı %90 değil. Namaz kılanların sayısı belki kılmayanlara göre daha da fazla olabiliyor. Peki diğerleri Müslüman değil mi? Elbette diğerleri de Müslüman. Bir kimse ben Müslümanım diyorsa Müslümandır. Hatta bu noktada imanda şek ve tereddüt caiz değildir. Acaba ben gerçekten Müslüman mıyım yoksa inanmamış mıyım? Tereddüde düşmenin bir anlamı yoktur. Bir insan ben Müslümanım diyorsa artık o Müslümandır. Ama acaba ne derece Müslümanlığın gereğini yerine getiriyor? Ne derece ibadetlerini yapabiliyor? Bu noktada kendini sorgulayabilir, kendini hesaba çekebilir ve çekmelidir de. İşte namaz bu noktada çok önemli bir ayıraçtır tabiri caizse. Önemli bir ölçüdür. Bir insan dinin direği durumunda olan namazı kılabiliyorsa diğer ibadetlerini de daha kolay yapabilir. Nasıl ki bir çadırı düşünelim. O çadırın bir direği vardır. O direk kaldırıldığı zaman artık o çadır ayakta duramaz. Namaz da bunun gibi. Namaz dinin direği. Bir kimse dinin en temel bir emri olan Kur'an'da onlarca yerde tekrar ve tekrar emredilen namazı kılması uygun düşer. Ve nasıl ki askere alınan birisi orada yanlışlık düzen eğitimine tabi tutuluyor. Esas duruş nasıl olur bunu gösteriyor. Bir yürüyüş yapılacağı zaman düzgün bir şekilde yürümeye çalışıyor. Yat emriyle yatıyor, kalk emriyle kalkıyor, sürün emriyle sürünüyor. Burada bir insanın bir başka insana, komutan durumunda olan birisine itaati söz konusu. Namazda ise insanın alemlerin Rabbi olan Allah'a itaati söz konusu. İşte bir insan imanını kuvvetlendirmesi ölçüsünde herhalde ibadetlerini daha rahat yapabilir. Gerçi ibadetlerde problemin varsa imanı yoktur demek değildir. Ama her halükarda ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmek, fazla zorlanmadan yapabilmek imanın da aynı zamanda bir göstergesidir. Bu açıdan insana düşen görev imanını daha da kuvvetlendirmek. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele ala rasulih buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a iman edin, peygambere itaat iman edin, iman edin ve indirmiş olduğu kitaba iman edin. Biz zaten bunlara iman etmişiz. Peki tekrar iman nasıl olur? Bu şöyle açıklanıyor. Yani imanınızı kontrol edin. Allah'a inanıyorum diyor ama Allah'ın emirlerini bir insan yerine getirmiyorsa, kitaba inanıyorum diyor ama kitaptan bir şey bilmiyorsa ve uygulamıyorsa, peygambere inanıyorum diyor ama başka yollardan gidiyorsa, peygamberin gittiği yoldan değil de başka yollardan hayatını devam ettiriyorsa, bu insanın imanını kontrol etmesi lazım. Dolayısıyla iman adeta bir iddiadır, mücerret bir iddia. Ameller bunun ispatıdır. Bu açıdan namaza baktığımızda namaz son derece önemlidir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onları namaza alıştırın. 10 yaşına geldiklerinde eğer tembellik ederlerse hafiften korkutarak namaz kılmalarını sağlayın. Demek ki 7 yaşında çocuk olmakla beraber, daha mükellef olmamakla beraber bunun alıştırılmasında fayda var. 10 yaşında da bir insan mükellef değildir, dinen sorumlu değildir ama alışmasında fayda vardır.
Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Ve anne babalara bu noktada çok büyük görevler düşüyor. Küçüklükten çocuk namaz kılınan bir ailede yetişirse namaz kılmak kendisine daha kolay gelir. Ve çocuk taklitçidir. Etrafında olup bitenleri görür ve taklit eder. Anne babalar bunu çok görmüşlerdir. Kendileri namaz kılarken 3 yaşındaki çocukları da gelip onlarla beraber eğilmiş kalkmıştır. Ve bu onda ruhi bir terbiye anlamına gelir. Ve bu ibadete karşı bir ilgi. O minicik ellerini açar, Allah'a dua eder ve böylece ibadet hayatına az çok alışmış olur. Fakat çocukluğunda bir insan bu şekilde dini bir eğitim, dini bir terbiye almamışsa sonraki dönemlerde nefsini ikna etmesi, nefsini yola getirmesi imkansız değildir ama biraz daha zordur. Biraz daha özel bir gayret göstermek lazım gelir. Gayrimüslim olan birisi nasıl ki İslam'ı kabul ettiğinde namazda biraz zorlanıyor, nefse belki ağır geliyor. Onun gibi Müslüman olmakla beraber eğer küçüklük dönemlerinde ibadetten uzak kalmışsa, o iklime hiç sokulmamışsa, girmemişse adeta kendisi de bir yabancı gibi kalıyor ve ileri yaşlarda bunu yapmak kendisine zor gelebiliyor. Bununla beraber nefis söz dinlemez bir varlık değildir. İnsanın nefsi terbiyeyi kabul eder. Dünkü isyankar bir nefis bugün itaatkar bir nefis haline gelebilir. Burada insan aklını kullanmalı, iradesini kullanmalı ve bunun neticesinde ben ibadetimi yapmalıyım, ben görevimi yerine getirmeliyim diye bu şekilde kesin bir kararlılık içinde olmalı. Kesin bir kararlılık içinde olursa problem değildir ve zaman içerisinde başaracaktır. Üniversitedeki talebelik yıllarımızdan hatırlıyorum. Bir arkadaşımız rahatsızlığından dolayı sabah namazına kalkmakta biraz zorlanırdı. Hatta bazen yatağından kaldırır, salonun ortasına bırakırdık. O orada yine uyumaya devam ederdi. Biraz daha kendisiyle ilgilenildikten sonra kalkardı. Ve o da bunun farkındaydı zaten. Ve bize derdi ki beni kendi halime bırakmayın. Ben kendi halime kalırsam uyur kalırım, uyanamam. Ama siz beni her türlü yolu deneyerek uyandırabilirsiniz. Suyun kaldırma kuvvetinden bile faydalanabilirsiniz derdi. Ve bu arkadaşımız hayli bir irade mücadelesi yaptı. Ve neticede iradesini gerçekten kuvvetlendirdi. Öyle ki sabah namaz için saati kurduğumuzda belki de ilk uyanan kişi bu oluyordu. Devamlı kendine telkinde bulunabilme. Yani ben sabah ezanını duymalıyım veya kurduğum saati duymalıyım. Duyar duymaz hemen kalkmalıyım. Bunu bu şekilde kendine tekrar ede ede kendini inandırıyor. Ve bunun neticesinde beyin adeta sistemini yeniliyor. Ve daha önce duyarsız vaziyetteyken, tepki vermezken artık zamanla duyarlı bir hale geliyor. İşte sabah namazına kalkmak nefse zor gelir ama bir insan eğer isterse düzgün bir şekilde her gün sabah namazına kalkabilir. Hele şunu da deneyecek olursa ben 40 gün sabah namazını camide kılmalıyım. Bunu insan denediğinde 40 gün böyle vaktinde kalkmaya alışırsa artık daha sonraki dönemde bunu uygulamak kendisine zor da gelmez. Bu şekilde devamlı insan kendi nefsine telkinde bulunan bulunan nefsini ikna edebilir. Nefis bazen şöyle diyor. Her gün günde 5 defa namaz. Bu ağır diyor. Bu kadarı fazla. Haftada bir cuma namazı olsa yeter diyor. Nasıl ki diyor Hristiyanlar haftada bir kiliseye gidiyor. Biz de haftada bir camiye, cumaya gideriz. Bu da ibadetimizi yapmak için yeterli olur. Nefis kaçamak yollar arayabilir. Ama biz nefse şunu söyleyebiliriz. Deriz ki aslında Allah-u Teala her vakitte sadece bir namazı emrediyor. Şu andaki namaz neyse, diyelim akşam namazıysa söz gelimi, şu anda sadece bize farz olan akşam namazıdır. Ve onu kıldığımızda artık üzerimizde farz bir görev yoktur. Namaz itibariyle farz bir görev yoktur. İşte insan nefsine bunu kabul ettirebilir. Her zaman diliminde ben sadece bir namazı kılmakla mükellefim. Bunu dediğinde nefsine bunu kolaylıkla kabul ettirebilir. Ve askerlik temsilini vermiştim. Nasıl ki benim gibi bir insanın karşısında emrettiğinde
gerektiğinde sürünüyorum. Alemlerin Rabbi de emrettiğinde onun huzurunda ben secdeye varmaktan çekinmem. Nefsine insan bu şekilde bunu kabul ettirebilir. Cenab-ı Hak bütün namazlarımızı makbul eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.